Bir dönem görev icabı haftanın belirli günleri yetiştirme yurtlarında bulunuyor. Oradaki çocuklarla ilgilenmeye çalışıyorduk. Oradaki bizim amacımız çocuklarla daha çok muhabbet etmek, onların milli manevi duygularını desteklemek, onların yanında olmaya çalışmak. Ancak benim bulunmuş olduğum yetiştirme yurdu diğerlerinden çok farklıydı. Benimki adeta bir toplama kampı gibiydi sanki. Afganlısı, Pakistanlısı, İranlısı, Iraklısı, Suriyelisi, hatta Rusya'dan bile gelen çocuklar vardı. Oradaki çocuklar toplama kamplarından getirilmiş veya mülteci çocuklar bunlar. Ama oradaki çocukların iki tane ortak özelliği var. Bir, ortak dilleri yok. Çünkü hepsi farklı milletten insanlar. Ve aralarındaki o patça Türkçe ile anlaşmaya çalışıyorlar. Veya vücut dilleriyle birbirlerine bir şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. İkincisi de anne babaları yok. Aileleri yok. Yetiştirme yurtlarını bilenler veya ziyaret edenler bir de şuna şahit olmuşlardır. Orada çalışan bir bayanlar vardır, bir de erkek görevliler vardır. Bayanlar evdeki sanki anne figürünü karşılarlar. Yani oradaki yerlerin süpürülmesi, bulaşıkların kaldırılması, yemekhanenin temizlenmesi, çarşafların yıkanması gibi sorumlulukları vardır. Bir de çalışan erkeklerin ise işte alışverişleri yapmak, işte patates çuvalını taşımak, erzaklara temin etmek ve oranın yetiştirme yurtlarının etrafının o güvenliğini sağlamak. Onlar da sanki bir baba figürünü üstlenmiş gibidir oradaki çalışan erkeklerde. Bir gün çocuklarla yine beraberiz, o patça Türkçemizle veya vücut dillerimizle anlaşıyoruz biz o yetiştirme yurdunda. Yemek saati geldi ve yemekhaneye hep beraber indik. Ben çocukların arkasındayım. Onlar da sıraya girmişler ve sırayla yemeklerini alıyorlar. Yurdumuzda büyük bir yemekhanemiz vardı bizim. Çocuklar sıraya geçtiler, ellerinde tabildot. Sırası gelen yemeğini alıyor ama yemeği alanda bir telaş var. Buna ilk defa şahit olmuştum ben. Böyle garip, anlam veremediğim bir telaş. Hem yemeği dökmeyeyim hem de yemekhanenin ortasındaki masaya yönleniyorlar. Ben gideceğim, önce ben gideceğim diye bir hızlı adımlar var. Ve dikkat ettim çocuklar acaba ne yapmaya çalışıyor diye. Meğer yemekhanenin ortasında orada çalışan Hatice Hanım oturuyormuş. Ve bizim çocukların o yarım yamalak Türkçeyle söylemiş oldukları söz gerçekten insanın içini acıtıyordu. Yemeğini alan, anneyle oturacağım, anneyle oturacağım diyerek birbirleriyle yarışıyorlar. Anne dedikleri Hatice Hanım hakkında bu çocuklar zerre miktar bir bilgi sahibi değildir kesinlikle. Yani zaten Türkçeyi konuşamıyorlar veya buranın insanı değiller, buranın kültürüne zaten uzaklar. Bir de bunun yanında Hatice Hanım'la alakalı ne bilebilir ki? Sadece isminin Hatice olmasının haricinde nerede oturduğunu bilmez, hangi yemeği daha iyi güzel yaptığını bilmez, hangi rengi sevdiğini, hangi içecekte şey hoşuna gittiğini veya ne bileyim çikolatalı mı meyveli mi pasta sevdiğini, hangi film türünden hoşlandığını, onunla alakalı, yani anne dediği insanla alakalı zerre miktar bilgi sahip değildir. Ancak sırf o masanın etrafında oturabilmek için birbirle yarışırlar. Anne dedikleri Hatice Hanım'la aynı sofrada oturmak o çocuk için bir avantaj, bir ayrıcalık. Buna şahit oluyorsunuz orada. Sözlerim öncelikle bu videoyu izleyen genç kardeşlerimize. Bizler işte beni anlamıyor. Aynı jenerasyon insanları değiliz. Neymiş efendim, işte şunu giymeyecekmişim. İşte bunu kullanmayacakmışım. Gecenin şu saatinde eve gelmeyecekmişim. Efendim işte Instagram'da çok vakit kaybediyormuşum, harcıyormuşum. Veya ne bileyim sosyal medya hep hayatımın merkezinde olmuş. Farklı dünyaların insanlarıyız gibi söylemlerle bulunan bizler, diğer tarafta hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı bir kadınla aynı masanın etrafında oturmaktan mutluluk duyan o çocuklar. Elimizdekinin kıymetini aramıza mesafeler koyunca veya kaybettikten sonra anlamak pek de akıl işi değil. Hazreti Pir ne güzel söylemiş, sendeki derdi nimet bilenler var. Bizler elimizdeki onca nimetin farkında olmayıp kendimize dertler buluyoruz. Birileri de senin içerisinde bulunduğun dertlere nimet gözüyle bakabiliyor. En büyük hazine, unutmayalım ki, ailedir.